TGRT televizyonları olarak Bitlis Biyom Elektriğe konuk olduk. Yanımızda firma sahibi Emrullah Bey var. Emrullah Bey, sizi tanıyabilir miyiz? 1979 Bitlis doğumluyum. İlk, orta, lise burada okudum. 2007'de Bitlis Elektrik Arıza Servisinde, Van Gölü Adaş Bitlis Elektrik Arıza Servisinde arıza personeli olarak çalıştım. Ondan sonra kendi işimi kurmaya karar verdim. Kuruluş aşamanızdan bahseder misiniz? 2007'de taşeron elemanı olarak Van Gölü Elektrik Dağıtım AŞ'de Bitlis Elektrik Arıza'da arıza personeli olarak başladım. Düşük bir maaşla çalışmak zorundaydık. Tabii şartlarımız gereği, yani ilimiz şartları gereği. Sonradan ek iş olarak hem arıza servisinde çalışıp dışarıdaki işlere ufaktan elektrik işlerine başladık. Sonradan bu biraz ilerledi. Aynı zamanda hem elektrik arızada hem de dışarıdaki işleri beraber götürmeye başladım. Yani bir yıl öncesine kadar aynı şekilde devam ediyorduk. Ondan sonra ikisinin bir arada gidemeyeceğini anlayınca elektrik arızadan istifa ettik. Şimdi kendi işimizi, kendi taahhüdümüzde olan işlere devam ediyoruz. Büyümek için nasıl bir yol izlediniz? İşimiz gereği hizmet kalitesi esas alınması. Kalitesi düşük ürünün veya hizmetin fiyatın hiçbir anlamı olmaması gerektiğini, üretilen mal ya da hizmetin güvenirliği göz ardı edilmemesi, çağın gereklerine göre yeniden planlama yapılması bizim işimizde etken rol oynadı. Peki özel projelerinizden bahseder misiniz? İnşaat alanında elektriksel bazda Bitlis Ahlat Engelsiz Yaşam Merkezi bitimi tamamlandı. Şu anda devam eden Hizan 16 derslikli okul, 200 kişilik yurt, Tatvan 16 derslikli yurt, 168 kişilik yurt, Tatvan 8 hekimli aile sağlık merkezi, Ahlat Aile Sağlık Merkezi, Tatvan 16 derslikli okul. Bunlar şu anda devam eden işlerimiz. Aynı zamanda Tatvan Kültür Sarayı ve sergi salonu şu anda devam eden işlerimiz. Son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Güzel ülkemizin, cennet vatanımızın her yerinde huzur, barış, sevgi, kardeşlik ve hoşgörünün daim olacağı, en önemlisi Sayın Cumhurbaşkanımızın sürekli dile getirdiği sözüyle bir olalım, diri olalım, iri olalım, hep beraber Türkiye olalım mesajını unutmadan hep önümüze bakalım, kardeşçe yaşayalım.